TÜGVA'nın ülke genelinde düzenlediği Türkiye için evet yürüyüşü Elazığ'da da yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüş, mehter takımı eşliğinde yoğun bir katılımla öğretmen evine kadar sürdü. Yürüyüşe AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Metin Bulut, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Oğuzhan Demir, eski Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu, 24. dönem Milletvekili Sermin Balık, TÜGVA Elazığ İl Temsilcisi Mustafa Şerifoğulları, diğer sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. İşte 15 Temmuz'da dış düşmanlarla birlik olup Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cüret etmiş FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK birleşmiş hayırda hayır var diyorlar. Biz hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı bu yolda yalnız bırakmamak için evet diyoruz. Bizler inanıyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm teşkilatları, tüm yetkilileri de elinden gelen tüm imkanlar doğrultusunda Elazığ'ın hak ettiği oy oranını alabilmesi için yüzümüzü ağartmak için elinden gelen her türlü gayreti yapmışlardır. İnşallah da 16 Nisan'a bir hafta kalmış. 16 Nisan'da da Türkiye'de en önde gelen iller arasına gireceğiz. Hak ettiğimiz yeri de bulacağız. Ben inanıyorum ki Elazığ Türkiye'ye çok güzel bir ses verecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin iyisini, güzelini seçen bu güzel şehir, bu mübarek şehir, bu güzel şehirde yaşayan güzel insanlar 16 Nisan'da evet oylarını sandıkta her zaman tekrar ediyorum. O nasıl dolduracağız? Bir ifadem var benim. Levele. Öyle mi arkadaşlar? Öyle bir dolduracağız ki sandıklar açıldığı zaman oy çıkıyor. Evet. 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 Elazığ sokaklarında insanların elleri farklı siyasi partilerin amblemlerini yapıyordu. Çok farklı siyasi partilerden insanlar vardı. Ama herkesin yüreğinde bir tek şey vardı. Vatan, millet ve bayrak sevgisiydi. Herkes o gece bir bayrak altında bir vatan sevdası için buluşabildi. Evet, 16 Nisan o gecenin rövanşıdır arkadaşlar. 16 Nisan yine siyasi bir seçim değildir 15 Temmuz gecesi olduğu gibi. İçinde bulunduğumuz halk oylaması sürecinin artık son 8 günündeyiz. Bu süreç içerisinde birçok toplantı düzenledik. Sizlerle çok kez bir araya geldik. Bu süreçle ilgili vatanımıza yeni bir hükümet modeli, hükümet sisteminin neler getirdiğini hep birlikte çok konuştuk. Artık sayılı günler kaldı. Hiç şüphesiz bu değişim ve dönüşüm sürecinde gençlerimizin katkılarının çok önemli olduğunu hep vurguladık. Bugünkü bu tabloda bunu ispat etmektedir. 16 Nisan'da sandıklara gittiğimizde kullandığımız her evet oyu basit bir oy değil. Türkiye'nin değişimine, Türkiye'nin gelişimine, Türkiye'nin geleceğine evet diyoruz. Türkiye'nin istikbalini, istiklalini daha emin ellerde yürütmek üzere evet diyoruz. Bir kısım milletvekilleri evetin ayak seslerini duymuş olacaklar ki bu milleti, bu gençleri Yunan ordusuyla aynı kefeye koymaya çalıştılar. Ve tekrar Samsun'a çıkıp evet diyen gençlerimizi, bu milleti İzmir'e, Akdeniz'e dökeceğini ifade ettiler. Yazıklar olsun diyorum. Senin tabirinle 7 sülalen gelse bu milleti o denize dökemez. Bu 18 maddenin 18'iyle alakalı da sizin adınıza, sizden aldığımız vekaletle oy kullandık. Ve bundan dolayı hepimiz, bütün milletvekili arkadaşlarımızla birlikte gerçekten müsterihiz. Niye? Çünkü bu elbise artık bu millete dar geliyor, dar. Bu elbise bu millete yetmiyor. Bu elbiseyle artık bu milletin hareket etmesi mümkün değil. Hareket kabiliyetini sınırlıyor.
O yüzden biz Allah nasip ederse bugüne kadar sizden almış olduğumuz destekle 16 Nisan'da yine bu desteği sizlerden alıp bu ülkenin önündeki en büyük engellerden bir tanesi olan bu engeli de hep birlikte kaldıracağız.